Bugün 19 Mayıs Stadyumu dış sahalardayız. Şu anda yanımızda Devlet Tiyatroları Kulüp Başkanı var. Ondan hem tecrübelerini alacağız hem de bugün gerçekleşen süper amatör lig maçları ile ilgili biraz bilgilerinden yararlanacağız. Efendim öncelikle çok teşekkür ederiz böyle bir röportaja ön ayak olduğunuz için. Eskiden statlar nasıldı? Siz buralarda koşturdunuz. Bu şeylere çok emek verdiniz. Ne düşünüyorsunuz? Şu anki durumu nasıl? O zamanlar nasıldı? Eksiklikler neler? Yenilikler neler? Bunları sizden biraz öğrenelim. Şimdi ben de çok teşekkür ederim. İlgi gösterdiniz. Bugün de bizim Devlet Tiyatroları Spor Kulübümüzün bugün yurt kurulabilir maçı var. Bu vesilede sevgili Ali kardeşimiz de bizim çok değer verdiğimiz bir kardeşimizdir. O da yıllardır burada bu sahalara basın olarak destek veriyor. Ben de size bu programı hazırladığınız için ben de teşekkür ederim. Ben Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 1979 yılında bir sınavla girdik. Ve 81 senesinde de Devlet Tiyatroları Spor Kulübü'nü kurduk. O günden bugüne Devlet Tiyatroları Spor Kulübü yaklaşık 40-41 yıldır faaliyetlerini amatör olarak sürdürüyor. Şahsım olarak tabii bu sahalarda doğduk büyüdük. 7-8 yaşında 1953 Ankara doğumluyum. İsmim Ercan Serin. O yıllarda burada PTT genç takımında futbola başladık. Daha sonra Ankara'nın çeşitli kulüplerinde Beypazar Spor, Site Spor, Etbalık Spor, ondan sonra Devlet Tiyatroları Spor Kulübü, Antalya Finike Spor. Bunları zaman zaman gezdik, dolaştık, futbol oynadık. 81 senesinde Devlet Tiyatroları Spor Kulübü olarak kurulduğumuzda bir sanat kurumu olarak devlet tiyatrolarında bu spor camiasında olmasını istedik. Ve o günkü genel müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız çok büyük destek verdi. Çünkü devlet tiyatroları da sanat kurumu. Evet. Yani yaptığımız sanatsal faaliyetlerin tamamı seyirciye yönelik, yani alkışa yönelik. Bu yapılan sportif faaliyetlerde özellikle futbolda o da seyirciye yönelik olduğu için dedik ki sanat kurumu olarak profesyonel liglerde ve amatör liglerde bir sanat kurumunun olmadığını gördük. Evet. Farklı kulüpler belki kuruldu, özel şirketlerin, hastanelerin, kurumların bir takım kulüpleri oldu ama içinde de hiçbir zaman sanat olmadı. Sanat olmadığı için de biz dedik ki devlet tiyatroları olarak hem spor kulübü olarak biz burada olalım hem de mümkün olduğu kadar elimizden geldiği kadar sanatsal faaliyetlerimizin içine sokalım amatör spor kulüplerini. Ve o günden bugüne de devlet tiyatroları 3. kümeden başlayarak 2. küme, 1. küme bugün ASL'de oynuyoruz. Ve bu mücadelemizi burada sürdürüyoruz. Şimdi spor kulübümüzün bugün yurt kur maçında şu anda 1-0 yenik durumdayız ama bu 4. maçımız. İnşallah şey olarak toparlayacağız. 3 mağlubiyet aldık. Lige iyi başlangıç yapamadık ama bundan sonraki haftalar toparlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi sormuş olduğunuz soruda bu iki yani bir nolu ve iki nolu dış sahanın bu amatör kümeye katkısı çok fazladır. Yani burada sporcuların, futbolcuların özellikle yetişmesi için bu iki sahanın burada varlığı amatör spor kulüplerine çok büyük destek veriyor. Tabii ki bu sahaların buradan kaldırılması buraya da büyük zarar verecektir diye düşünüyorum. Amatör spor kulüplerinin faaliyetlerine zarar verecektir diye düşünüyorum. Tabii daha önceleri buralara baktığımızda buralar zemin olarak topraktı. O toprak sahalarda mücadele ediliyordu. Bugün şartlar daha iyi. İşte şeyler sentetik oldu. Her ne kadar çok bana göre sağlıklı olmasa da sentetik olması ama topraktan biraz daha önde oldu bizim için. Şimdi o günden bugüne de yaklaşık hemen hemen 45-50 yılımız bu sahalarda geçti. Evet.
amatör spor kulüplerinin daha iyi yere getirilebilmesi için özellikle sahaların, yani amatör spor kulüplerinin buradan uzaklaşmaması gerekir. Yani burası biz mabet olarak gördük. Yani amatör futbolcular hep buradan çıktı, yetiştiği için mabet olarak görüldü buralar ve buraların kesinlikle korunması ve hazır hale getirilmesi gerekir. Yani bu şu iki sahanın ve bunun devamında buraya bana göre daha da ilave edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani amatör küme buradan uzaklaştırılmamalı. Evet. Buradan uzaklaştırıldığı an amatör takımlar buradaki o ruh düşecektir, o ruh kalmayacaktır. Evet. O performans bana göre düşecektir diye düşünüyorum. Burada bir mücadele ruhu var değil mi? Bu statlar çok şeye tanıklık etti çünkü. Tabii tabii. Şimdi burada yıllar geçiyor ve burası Ankara'nın göz bebeği. Her yere yakın. Yani tüm futbolcular buradan geldi geçti. Yani burada kişi şey yapmasa da, yani futbolla çok ilgisi olmasa da gelir bir maç izleyeyim der. Ve bu amatör müsabakaların hep içinde olur. Onun için kesinlikle ve kesinlikle bu iki sahanın muhafaza edilmesi gerekir. Amatör spor kulüplerinin bu müsabakaların buradan alınmaması gerekir. Tamam, deplasman olacak bir takım, deplasmana gidilecek ve sahası olacak takımlar vardır. Ama mesela Kazan oynuyoruz biz, Gölbaşı oynuyoruz. Tamam, bir maç orada oynasın, ikinci maç burada oynanıyor ve burada o ruh devam ediyor. Onun buradan alınmaması gerekir. Alındığı an Ankara'da amatör futbol nereye gelir bilmiyorum ama iyi yerde olmaz diye düşünüyorum. İnşallah bu 19 Mayıs Stadyumu'nun şu anda ne olacağını bilmiyorum ama buranın iyi bir düzenlemeyle yine spor aktivitelerinin olacağı bir tesis olarak buranın muhafaza edilmesi ve buradaki o faaliyetlerin sürdürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok güzel düşünceleriniz var. Biraz önce de bahsettiniz, sporla sanatı aynı cümlede kullandınız ve bu gerçekten güzel bir şey. Devlet Tiyatroları Kurumu'nda çalışanların bundan haberi var mı? Burada yaşananlardan haberi var mı sizce? Yani eski bir devlet tiyatrosu çalışanı olarak sormak istiyorum. Öyle mi? Şimdi tabii bizim Devlet Tiyatroları Spor Kulübü kurulurken zaten biz şunu düşündük. Dedik ki buradaki amatör takımların, hatta profesyonel takımların tamamını biz kurumumuz olarak içimize alalım. Şimdi düşünün, biz mesela çoğu zaman şuna üzülürdük. İşte milli takım Ankara'da maçı var 19 Mayıs'ta. İşte 3 gün 5 gün önce kamp yapılıyor burada. İşte oyun şeyden, maçtan 1 gün 2 gün önce işte özel bir tiyatroya gidiliyor. Yani o günkü bir aktivite yapılmaya çalışılıyor milli takım için ya diğer branşlar da bunun içinde, yani basketbol, voleybol. Şimdi biz hep şunu dedik. Ya devlet tiyatroları olarak biz zaten varız. 41 yıldır da zaten içindeyiz. Bizim milli takımımızın ya da bunun devamında amatör veya profesyonel takımlarımızın tamamı kurumun içine gelsin. Yani onları oyun izletelim, oyun içinde olsunlar. Yani o bir gün iki gün önce yapılacakları o etkinliği biz dedik hep bizim içimizde yapsınlar. Niye devlet tiyatrolarının oyunlarını izlemesinler ve o gün o sıcaklığı yaşamasınlar? Mesela biz çok takımımıza aynı şeyi mesela hakemlerimiz için dedik, gelin oyunlarımızı izleyin. Zaman zaman bizim Özgüç kardeşimiz hakemlerden gelirler, işte bilet alırlar, oyunlarımızı izletiriz toplu olarak hakemlerimiz. Bunu yalnız hakemler olarak değil, futbolcular olarak yapalım, antrenörler olarak yapalım. Yani tamamını içimize alalım ve içinde olalım. Burada biz bunların temsilcisi olalım dedik. Yani bizim buradaki iddiamız Devlet Tiyatroları Spor Kulübü, biz hani bir bal ligi, bir ikinci millilik falan değil. Biz amatör olarak burada kalalım. Bu amatör camiayı da mümkün olduğu kadar sanatsal faaliyetlerin içine sokalım. Sanatın içine girsinler. Düşünün ya işte o grubu, yani o futbolcu grubunu oyunlar izletiyoruz. İşte maçından bir gün iki gün önce gelip hep birlikte, atıyorum büyük tiyatro, küçük tiyatro, Çayyolu sahnesi, gelip hep birlikte düşünün, yani gelmişler takım halinde 20-25 kişi oyun izliyorlar ve oyundan çıkıyorlar ve oyundan alacakları,
o fuayenin zevki, o tiyatronun zevkini. Yani dedik ki futbolcular da bunu alsın. Birlikte yaşayalım diye ve biz bunlara ön ayak olalım burada yani. Yardımcı olalım, destek verelim. Devlet tiyatroları onun için var. Yani buradaki, bu çok güzel bir şey. En azından bu futboldaki sert dili biraz daha yumuşatmak açısından da iyi olacak. Kesinlikle dedik ki hatta şunu da yapabiliriz. Yani bizim sanatçılarımız var. Bizim sanatçılarımızın tamamı zaman zaman talep olduğunda üniversitelerde ders veriyorlar. Özel kurumlarda ders veriyorlar. Diksiyon dersleri dahil, oyunculuk dersleri dahil. Mesela şimdi ismi belki şu anda geçmesi uygun değil diye düşünüyorum ama o gün bir gruba gittik mesela antrenörlerle ilgili dedik ki toplayın bir araya getirelim. Biz herhangi bir şey de istemiyoruz. Bir talebimiz maddi mani hiçbir şey yok. Gelelim şeylerimizi getirelim. Diksiyon dersleri verelim. Mesela bir iki kere yapmaya çalıştık, yaptık. Hatta dedim ki ya haftada 5 gün idman yapıyorsunuz. 5 idman yapıyorsunuz. Onun bir gününü şeye ayırın ya. Kişilerin iletişimini ayıralım, psikolojisini ayıralım, özel hayatını ayıralım. Yani bunu sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında da oturarak bunları dediğim gibi diksiyon dersleri de verebiliriz. Bunun yanında daha farklı eğitimler, eksik kalan bir takım şeyler de orada tamamlanabilir. Evet. Kurumumuzun yapabileceği bir takım etkinlikler varsa onları gündeme getirebiliriz dedik. Çok güzel şeyler bunlar tabii ki. Tabii. Tebrik ediyorum bunun için de ayrıca. Hep bunlar vurgulandı. Yani Devlet Tiyatroları Spor Kulübü onun için var. Yani istedik ki sporun içinde sanat da olsun ve biz burada bir temsilci olalım. İhtiyaç olduğu zaman bizden yararlansınlar. Tabii bunları geniş geniş konuşmak için bir gün programımıza da bekleriz sizi. İnşallah, inşallah. En son olarak da devlet tiyatrolarının şu anki durumuyla ilgili soru sormak istiyorum. Biraz lige talihsiz bir başlangıç yaptı. Bu durum toparlanacak mıdır sizce? Toparlanacak. İyi bir takımımız var. Geçen sene Asele'yi 4. bitirdik. İyi bir yerde bitirdik. Takımımızı hiç bozmadık. Aynı takımımız hatta genç çocuklardan takviyelerimiz de var. Onlarla daha iyi olacağız. Yalnız sezona girerken iyi giremedik. İki arkadaşımızı ilk 11'deki evlendirdik. Kalecimiz evlendi. Maçının olduğu gün tatile gitmişti. Santrforumuz aynı şekilde oldu. Bir sakatımız yani 4-5 eksikle başladık. O da biraz şanssızlık oldu diye düşünüyorum. Ama bundan sonraki haftalarda yani Devlet Tiyatroları Spor Kulübü kendine yakışır bir şekilde yine bu sahalarda mücadelesini verecek ve görevine asli görevimiz olan sanatın yanında da spora elimizden geldiği kadar özellikle amatör futbola orada destek vereceğiz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim, sağ olun.